Risale-i Nur. Neden Risale-i Nur? Bu nurcular hep ustad diyor, hep Risale-i Nur diyor. Neden? Acaba ifrat mı var? Yoksa hakikaten bu unvana layık mı? Ustad demiş, git ondan özür dile. Özrünü kabul etmezse demiş, sen benim talebem değilsin. Bir gün buyurdu Resulullah Hazretleri, Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldı. Bu ümmet de 73 fırkaya ayrılır. Bu fırkaların hepsi ateştedir. Bir fırka hariç, fırka-i naciye, o da ben ve ashabım ne üzereysek onlar da o üzere olurlar. Hazreti Ebu Zer el-Gafari gidiyor, başını koyuyor Bilal Habeşi'nin evinin eşiğine. Vallahi diyor, kaldırmam diyor, ayağınla basmasan başımı. Tetiğe basmasaydı ölmezdi diyor. Cebriye diyor, basmasaydı da ölürdü diyor. Usta diyor, ehl-i sünnet der, biz bilemeyiz ki. Ya ölürdü ya ölmezdi, Allah bilir. Biz basmamakla sorumluyuz. Basmamakla emredildik. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Risale-i Nur. Neden Risale-i Nur? Bu nurcular hep ustad diyor, hep Risale-i Nur diyor. Neden? Acaba ifrat mı var? Yoksa hakikaten bu unvana layık mı? Evet. Kim ne diyebilir? Neden Risale-i Nur? Ben bir hadisle başlayayım. Resulullah Hazretleri bir gün diyor, sahih bir hadiste şöyle buyurdu. İftarakatil Yahud 71 fırka ve iftarakatil Nasara 72 fırka ve seteftariku hazihil umma 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما كان علي مثل ما أنا عليه وأصحابي. Bir gün buyurdu Resulullah Hazretleri, Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldı. Bu ümmet de 73 fırkaya ayrılır. Bu fırkaların hepsi ateştedir. Bir fırka hariç, fırka-i naciye, o da ben ve ashabım ne üzereysek onlar da o üzere olurlar diyor. Yanlış anlamayalım hadisi. Üstad Hazretlerinde ve Peygamber Efendimiz'de başta toptancılık yok. Kullaha finnar dediği zaman bu fikirler, bu itikatlar manasındadır. Her bir fert cehennemdedir manasında değil. Kullaha finnar, yani bu fırkaların metodu olarak. Çünkü mesela Mu'tezilileri veya Mu'tezile'yi çok alimler kafir dememişler yani. Ehli bid'a demişler. Bid'a ehlidir bunlar. Getirdikleri, söyledikleri Kur'an'a uymuyor, Resulullah Hazretleri'nin tarzında yok demektir. Yoksa bunlar kafirdir denmez demişler. Hatta mesela diyelim Keşşaf tefsirinin sahibi Zemekşeri Mu'tezilidir. Ehl-i i'tizaldir. Ama kafir değil. Bütün ehl-i sünnet onun kitabını okuyor. Ve tefsiri de çok kuvvetli bir tefsirdir. Ehsan abinin dediği gibi, babama danıştım, dedim Keşşaf nasıl bir tefsirdir? Dedi, kullaha fi cevfil fara. Bütün tefsirler bu tefsirin içindedir dedi. Nasıl dedi, bütün av, Arapçada bir söz var, kullaha fi cevfil fara. Yani affedersiniz, yabani eşek öyle bir avdır ki bütün avlar içindedir. Bir tabir var. Ceylan da onun içindedir, diyelim şey de onun içindedir, keçi de ne av edersen dağ keçisi, hepsi o şeyin içindedir, faranın içindedir. Yani yabani eşek diyelim. Yani o kadar değerli bir avdur manasında. Bu da aynı öyledir demiş Ehsan abiye. Kullâ fî cevfil fara. Ki Ehsan abinin babası çok büyük bir alim. Evet. Hulasa yani bu fırkalar, işte bunlardan işte merciiye, sabiiye, diyelim Şia, İsmailiyye, Karamita, mesela diyelim Haksariyye, diyelim şeydir İmamiyye, diyelim bunun gibi say fırkalar var çok. İşte Havariç, Hariciler, bunun gibi 73 fırka var. Bunlara Ehl-i Bid'a, bazılarına şahsi olarak, çünkü bunlar da üçe ayrılır her bir fırka, ya Ehl-i Bid'adır ya da Ehl-i Küfürdür. Veya da beyin ma beyindir. Ne odur ne budur. İçler arasında bir şeydir. Yani manasında. Şimdi Üstad Hazretleri de aynı tarza sahiptir. Resulullah Hazretleri'nin tarzına. Yani hepsi kafirdir bunların manasında söylemez. Daha doğrusu Risale-i Nur'da
hiçbir kimseye Üstad Hazretleri kafir demez. Kafir diyenler bu asırda, ben çok açık söyleyeyim, ehli zahirdir. Ki kendilerine selefi diyenlerdir. Selefi, daha doğrusu Vahabi diyelim. Biraz daha açık söyleyelim. Ki kendileri bunu inkar etmiyorlar. Yani söylüyorlar bunu. Diyelim işte filan adam kafir, filan adam münafık, filan adam şöyle. En basit şeylerden yani. Yani öyle bir şey tarzları var. Yani İbn-i Teymiye'nin diyelim, İbn-i Kayyimel Cuziye'nin Üstad Hazretleri de Emir Dağlı Ahkası'nda buna işaret ediyor. Diyor ki, bid'aya taraftar meslekleri. Bid'aya taraftar meslekleri. Hatta bir yerde yani Hazret Ali'ye bile şey etmişler yani. Haddi aşmışlar bazı şeylerinde, sözlerinde yani. Bu mana. Ama Risale-i Nur'a gelince, Risale-i Nur bütün bu fırkaların ayıplarını zımni olarak bildirir. Bazı yerlerde de açık olarak bildirir. Mesela bir tanesini söyleyelim. Şia. Şia hakkında Üstad Hazretleri ne diyor? Şeyde, Mektubat adlı eserinde, 19. mektupta diyor, Hazret Ali'yi ve Hazret Hasan'ı ve Hazret Hüseyin'i manayı ismiyle severler diyor. Tehlikeli bir söz bu. Manayı ismi nedir? Yani peygamberden kopuk, Allah'tan kopuk olarak severler onu. Bu tehlikeli bir şeydir diyor. Sevgidir diyor. Çünkü biz Hazret Hasan'ı, Hazret Hüseyin'i, Hazret Ali'yi niçin severiz? Allah'ın kulu oldukları için. Peygamber Efendimiz'in damadı olduğu için. O birileri torunu olduğu için severiz. Yoksa kalkıp Hazret Hasan, Hazret Hüseyin kendi başına bir şey ifade etmez. Allah'tan koparırsan onu. Peygamberden koparırsan onu. Ha demek onların değeri Peygamber Efendimiz'e bağlılıklarındadır. Allah'a bağlılıklarındadır. O olmasa onların hiçbir değeri şey zahir manada olmaz. Zaten diyor hatta bazıları Şialardan diyor yani dine taraftar değil, dine karşıdır ama onları sever diyor. Çok enteresan. Evet ben imzalıyorum Üstad Hazretleri'nin sözünü. Irak'ta bu tip insanlar çok. Hatta şöyle diyenler var. Yani Hazret Ali'nin emri kainata geçer. Güneşe, aya, her şeye emri geçer. Haşa mesela bu manayı ismiyle bakmaktır. Burada da Üstad Hazretleri bakın ne güzel tabirler getirmiş. Manayı ismi. Mesela kalkıp kafir demiyor. Kafir demek çok tehlikeli bir laftır. Ama yumuşatıyor. Manayı ismiyle bakmak diyor tehlikedir diyor. Yani Allah'tan kopararak bakmak tehlikedir diyor. Manayı harfiyle bakacaksın. O tek başına bir şey ifade etmez. Harf tek başına bir şey ifade eder mi? Etmez. Arapçada ile var, ala var. Bunlar harf sayılır. Bunlar tek başına bir şey ifade etmez. Ama ilel beyt eve gitti, eve. O zaman bir şey ifade eder. Evden çıktı. O zaman den. Ben sana şimdi durup dururken den desem bir şey ifade eder mi? Bir şey ifade etmiyor. Den. Ne de, den nedir ya dersin. Evden dediğim zaman dersin doğru diyorsun. Evden ne oldu? Kim çıktı? Mesela. Arapçada o ile ala öyledir. Tek başına bir şey ifade etmez. Onlara huruf-u car derler. Huruf-u cardır onlar. Oradan bağlı. Yoksa harf tek başına bir şey ifade etmez dedi. Üstad Hazretleri'nin ABC değil. Buna yanlış anlaşılıyor bu. Evet bu mana. Yani Üstad Hazretleri bazı prensipler getirmiş. O prensipler dahilinde bu şeyleri ifade eder ve sorumluluk da kaldırmaz. Çünkü bir adama kafir demek çok büyük bir sorumluluktur. Ya Peygamber Efendimiz diyor, söylerse fakat ba'a bi ahaduhuma. İkisinden birisi kafir olur diyor. Ha demek çok dikkat etmemiz lazım sözlerimize. Bunu da Üstad Hazretleri yumuşatması için manayı ismi, manayı şey. Bunun gibi Risale-i Nur'larda çok şeyler var. Ya bizatihi güzeldir, ya bi gayrihi güzeldir. Mesela bu da onlardan bir söz yani. Üstad Hazretleri'nin sözlerine birisi. Allah'ın yaptıkları ya bizzat güzeldir, ya bi gayrihi güzeldir. Mesela bahar bizzat güzeldir. Ama kış bi gayrihi güzeldir. Kış olmasaydı diyelim yağmur olmazdı. Diyelim bazı şeyler, hayvanlar ölmezdi, bazıları dirilmezdi, bazı bitkiler ölmezdi, onun yerine başkaları gelmezdi. Mesela diyelim kış öyle, kış o ölümü ifade ettiği için, mesela diyelim o sinekler ölüyor, şeyler ölüyor ama onun yerine yenileri geliyor. Yeni baharda, yeni şeyde, mevsimde. Bunun gibi
her şeyi bir şeyden yapan, bir şeyi her şeyden yaratan zat, her şeye kadir olan zat olması lazım Üstad Hazretleri diyor. Bu sikke-i tevhiddir. Allah'tan başkasının sikkesi değildir yani. Bunun gibi prensipler çok. İster itikadi olsun, ister cemaat bazında olsun, ister diyelim cemaatler bazında olsun. Bilhassa mesela diyelim Üstad Hazretleri'nde tekfir-i heyet yoktur. Yani bir grubu, bir cemaati, bir tarikatı haşa haşa kafirdir öyle, bunlar sapıktır öyle, hiç Risale-i Nur'larda öyle bir şey bulamayız. Bu nedenle yani nur talebeleri de çok saygılıdırlar bu konuda. Başka cemaatlere, başka tarikatlara, başka şeylere sözlerini bilirler ve dikkat ederler. Bu mesele diyelim, bu bir belirtidir ki Risale-i Nur bu zamanda Kur'ani, nebevi bir nedir? Yoldur, bir metottur. Çünkü bu metot olmasa, düşünün alemi İslam'daki herkes birbirine şu anda var. Siz Arapça takip etmediğiniz için, ben her gün takip ettiğim için, hepsi birbirine kafir diyor ya. Her erisi tanımadığınız için söyleyeyim. Ahbaşi, ahbaşlar var. Ahbaşlar şeylere söylüyor. Selefilere, selifeler ahbaşlara söylüyor. Bunun gibi Şialar Vahabilere söylüyor, Vahabiler Şialara söylüyor. Halbuki tehlikeli laflar bunlar. Risale-i Nur'larda bunlar yok. Bunlar bilinen şeylerdir. Bilindiği için ben söylüyorum. Yoksa onlar da söylemezdim yani. Bu manada ya karşılaşırsak, edersek yani Üstad Hazretlerinin metoduyla biz hükmetmemiz lazım, bağlı kalmamız lazım. Çünkü Kur'an'ı olan budur diyelim. Değil şey yani onlara söz söyletmiyor Üstad Hazretleri. O yani nur talebelerinde var 70 mesela birisine kızmış Üstad'ın yanında. Üstad demiş git ondan özür dile. Özrünü kabul etmezse demiş sen benim talebem değilsin. Mesela bu nedenle Peygamber Efendimiz'in yolundan geliyor Üstad Hazretleri. Ve sahabi yoludur. Bu sahabelerin yoludur. Birbirlerine saldırmazdı. Mesela Hazret şeyle Ebu Zeril Gıfari ile bir de Hazret Bilal Habeşi ile aralarında bir çekişme oluyor. Peygamber Efendimiz diyor Ebu Zeril Gıfari'ye inneke imru'un fike cahiliye. Sen bir kişisin, bir insansın, cahiliyet kalıntıları var sende diyor. Hazret Ebu Zeril Gıfari gidiyor, başını koyuyor Bilal Habeşi'nin evinin eşiğine. Vallahi diyor kaldırmam diyor ayağınla basmazsan başıma diyor. Ya diyor o baş Allahu Ekber diyor. O eşhedü en la ilahe illallah diyor. La ilahe illallah diyor. Ben o başa basar mıyım? Öpüyor onu, sarılıyorlar. Yani şey diyorlar ben seni affettim diyor. Bir laf söylemiş. Yani zenci manasında kara gözlü kadının oğlu veya kara kadının oğlu manasında öyle bir şey söylemiş. Yani bunu bile Peygamber Efendimiz cahiliyetin kalıntıları olarak saymış. Yok böyle şey. İşte bu nedenle Risale-i Nur nedir? İ'tidal metodudur. Yani denge, i'tidal. O ne küfre taraftar olur, ne diyelim küfür varsa, küfür yoksa iftira atar. Öyle bir şey yok mesela diyelim. Risale-i Nur'da denge var. He, ad söylemeden ayıpları bazı yerlerde bildirir. Bazı yerlerde biraz önce söylediğimiz gibi mana ismi manasında Şialara da şey eder, kılıcık atar. Ve onlar İran'da sempozyumda okundu. İhsan abi, Faris Kaya abiler gittiler ve o 4. lemayı baştan sona da İranlılara okudular. Ve hepsi de teyit et. Çünkü orada Üstad Hazretler diyor, "La li hubbi Ali'yim belli bigdi Umar." Bunlar Hazreti Ömer'in, Hazreti Ali'nin sevgisi için değil, Hazreti Ömer'e kin olarak öyle yapıyorlar diyor. Bunu Üstad Hazretler 4. lem'ada diyor. Açık söylüyor. Ve bu İran'da onlara söylendi. Evet dediler öyledir. Teyit ettiler. İnkar etmediler. İran gibi bir yerde bunlar okundu Risale-i Nurlar. Çünkü Üstad Hazretleri hasbeten lillah dediği için, Allah Hazretlerini nazara aldığı için, Allah rızası için söylediği için sözü karşı tarafı kışkırtmıyor. Dönüyorlar, ayıplarına bakıyorlar. Doğru, bizde var.
biz Ömer'e düşman olarak bunu kendi içlerinde de Ahmet Kabbani diye bir alimleri var. Diyorlar Hazreti Ömer Hazreti Fatimet-i Zahra'nın omuzunu mu kırdı? Soruyorlar kendisine. Vallahi öyle bir şey olmadı diyor. Ömer Fars şeyin imparatorluğunun burnunu kırdı. Bunu çekemiyorlar diyor. Ömer çünkü Kisra'nın malını, mülkünü sebi ganimet olarak getirdi. Şeyde böldü diyor. Medine'de böldü diyor. Sahabilere dağıttı diyor. Bu nedenle diyor Ömer'e kızıyorlar. Yoksa Ömer'e kızmalarının sebebi Fatimetü Zahra'nın şeyi kırılmış. Onu da ona iftira atmışlar değil diyor. Kendisi bu Şiaların alimi. Bel Kisar haşimhum diyor. Haşim dediği burun. Burunlarını kırdı diyor. Bu kolay değil diyor Alev Ecran. Gelsinler bir imparatorluğu dağıtsınlar ayak, yalın ayaklı Araplar ve onun malını, mülkünü ganimet olarak dağıtsınlar. Hala Farslar, Fars bu şeyi çekemiyorlar. Yani bu çok açık yani. Evet. Çünkü Hazreti Ömer bir imparatorluğu dağıttı. İki imparatorluğu 13 senede dağıttı. Biri Roma, biri de Pars İmparatorluğu. İkisini de külliyen şey etti. Ama kimin eliyle? Hazret Halid bin Velid'in eliyle. Hani Hazret Ebu Bekir diyor ya, vallahi diyor hülyalarını, rüyalarını bozacağım Halid'le diyor. Halid'i onların başına musallat edeceğim diyor. O güzel gördükleri rüyaları hepsini karartacağım diyor. Ve hakikaten de öyle oluyor. Düşünün, şeyde Yarmuk Savaşı'nda 20 bin insan 250 bin insanı yeniyor. 250 bin insanı. Bu tarihte olmamış meseleler. Yarmuk Savaşı'nın kendi şeyini okuyun, akıl almaz. Ya diyor Karazak gibi şey sinek gibi insan geliyordu diyor. Öyle. Yani biz karşılarında duramıyorduk. İslam ordusu duramıyordu diyor. Öyle yalpalanıyordu, böyle yalpalanıyordu. Böyle geri geliyordu, böyle ileri gidiyordu diyor. Sağa koymuş şeyi, Hazreti Amr bin Al-As'ı koymuş, sola koymuş şeyi, Şurahbil bin Hasene'yi, önde şeyle, bir mesele, oku Yarmuk Savaşı'nı, aklın hayalin durur. Kaç tane tuzak kurmuşlar Halid bin Velid'i öldürsünler. Hepsini tarumar ediyor ya. Öyle bir kumandan. 13-20 tane savaşa katılıyor İran'la. Hepsinde de hepsini mahvediyor. Neyse. Bu manada Risale-i Nur ne metodu? İtidal metodudur. Yani ne ifrat var ne tafrit var. Yani hakkın hakkını verir ama kimseyi de incitmez. Hakkın hakkını verir. Hakkın hatırı alidir. Kimsenin hatırına feda edilmez şeyine, prensibine sahiptir Risale-i Nur. Ama kimseyi de incitmez. Müslümanları birleştirir, birleştirme metodudur. Bölme metodu değildir. Bu Risale-i Nur'un en bariz simalarından, sıfatlarından birisidir. Barış metodudur, semah. İtilaf, kaynaştırma metodudur Risale-i Nur. Dağıtma değil. Birleştirme metodudur, bölme değil. Bu manalarda çok şeyler diyebiliriz. Bu nedenle Risale-i Nur akılla nakil arasında çok güzel bir yol takip eder. Akılla nakil arasında. Çünkü tarihte, İslam tarihinde çok kimseler ya akılda boğuldu ya nakilde boğuldu. Mesela i'tizal, ehli i'tizal akla ehemmiyet verdikleri için daha fazla yoldan şey oldular yani saptılar. Biraz önce mu'tezile dediklerimiz yani. Hani Kader Risalesi'nde Üstad Hazretleri diyor ya, tetiğe basmasaydı ölmezdi diyor. Cebriye diyor, basmasaydı da ölürdü diyor. Üstad diyor, ehl-i sünnet der, biz bilemeyiz ki. Ya ölürdü ya ölmezdi, Allah bilir. Biz basmamakla sorumluyuz. Basmamakla emredildik. Mu'tezile diyor, basmasaydı ölmez. Cebriye diyor, basmasaydı da ölürdü diyor. Mesela diyelim. Akla ehemmiyet verir Risale-i Nur ama aklı terbiye eder. Akla denge verir. Mesela diyelim. Aynı zamanda nakili esas alır. Ama nakilde, şimdi burada hemen aklınıza gelebilir.
akılla nakıl birbiriyle taarruz ederse akıl esas alınır. Meğer akıl akl ola. Risale-i Nur'da geçen bir şeydir bu. Bunu da anlamak lazım. Şimdi Üstad Hazretleri bazı yerlerde söyler. Bazı akli meseleler var. Mesela diyelim ilmi meseleler var. Bunlar hakaiktir. Yani kainatın hakikatlarıdır. Bunlarda oynayamayız. Redde edemeyiz. Herkes de onları kabul ediyor. Mesela diyelim. Cazibe gibi mesela diyelim. Bunun gibi kainatta bazı hakikatler var mesela diyelim. Hayat hakikati, ölüm hakikati mesela diyelim. Bu hakikatleri kimse inkar edemez. Ama bazı bu hakikatler eğer Kur'an'la çarpışır mı? Bak, kat'i bir metin, kat'i bir akli meseleyle hiç çarpışmaz. Yani Kur'an'ı bir, doğru Kur'an'ı bir mesele, yani Kur'an'ı bir mesele, akli, doğru olan akli bir meseleyle hiç çarpışmaz. Ama bazıları metinler var, kat'iyyül metindir ama kat'iyyül delale değil. Delaleti, yani işaret etmesi, o manaya gelmesi kat'i değil. Kat'iyyül metindir. Bu metin kat'idir, Kur'an'da var. Ama %100 bu manaya gelmiyor. Başka manalar da taşıyor. Bu nedenle bu manada diyelim ilmi bir hakikat diyelim nakli bir meseleyle çarpışabilir. Çünkü kat'iyyül delale olmayabilir. Kat'iyyül delale. Onun için bu manada Risale-i Nur'da Üstad Hazretleri bazı şeyleri alır, çerçevesini çizer. Ne gibi? Mesela aklıma geldi şu anda. Mesela Rabbul Alemin gibi. Kaç bin aleme işaret ediyor? Üstad Hazretleri sayıyor. Bu alemler, bu alemler, bu alemler, bu alemler. Mesela sınırı çizilmez bunun. Çünkü mutlaktır bu diyor. Renk alemleri, hayvan alemleri, bitki alemleri, su alemleri, say bitmez alemler var. Bunlar hepsi Rabbul Alemin'in içine girer. Mesela bir tane daha söyleyeyim. Mesela şey gibi. Maracul bahreyni yeltekiyan beynehuma barzakhun la yabghiyan. İki deniz buluşur, aralarında birbirine karışmaz. Ayeti var ya. Burada Üstad Hazretleri sayıyor. İşte diyor ne de mana deniziyle lafız denizi bil. Sayıyor, orada gidin okuyun. Şey de var. Mektubat adlı eserinde 28. mektupta olsa gerek. O onların sınırını çiziyor. Ne ala şeyler söylüyor, denizler söylüyor diyelim. O denizler bu bütün bu mana içine alınır diyor. Onun için bir manada takılma. Çünkü ayet külliyeti var. Külliyetinde anla ayet. Yoksa bir gün kalkıp dersen vallahi bu denizler birbirine karışıyor. Bu ayet haşa haşa ben kendimden söyleyeyim. Yoktur da bu. Bu ayet yanlıştır. Haşa, o zaman küfre gidersin. Ayet yanlıştır dersen. Suçu kendine ver. Araştırmaya git. Sormaya bak. Ondan sonra cevabını alırsın. Çünkü Kur'an'ı gönderen zat kainatı yaratan zattır. İki şeriatı da Kur'an Allah'tır. Şeriat-ı tekviniyeyi de, şeriat-ı Kur'aniyeyi de. Diyelim, kelamiyeyi de. Dünya, ahiret arasında denge kuruyor Risale-i Nur. Bak, dünya, ahiret arasında. Bu çok çok önemli bir şeydir. Çünkü ehli dünya dünyaya dalıyor, ahireti unutuyor. Ehli ahiret de bir kısmı ahirete dalıyor, dünyayı unutuyor. Kur'an-ı Kerim ne diyor? وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dünyadan da nasibini unutma. Mesela. Bu dengeyi Risale-i Nur en güzel de şekilde kuruyor. Hatta bazı yerlerde beş şey için diyor dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lazım. Bu mana. Evet, bu manada mesela diyelim dengeyi kuruyor ahiretle dünya arasında. Diyelim aynı zamanda şeyle maddeyle mana arasında denge kuruyor Risale-i Nur. Mesela diyelim bir şeyin maddesine ne kadar değer verilir, manasına ne kadar değer verilir. Bir kelimenin lafzına ne kadar değer verilir, manasına ne kadar değer verilir diyelim. Bir tırnağa ne kadar değer verilir, kalbe ne kadar değer verilir mesela. Yani bunun gibi çok şeylerde 23. sözde de çok güzel söylüyor. Bazı defa bir levhada, 5 kuruşluk bir levhada, maddesi 5 kuruş olan bir levhada milyonlar liralık fiyat taşır o.
bir foto şey gibi, bir ressamın çizdiği bir şey gibi, resim gibi yani. O ressamın altında şey olduğu için, imzası olduğu için milyonlarla satılıyor. Ama maddesi biraz boya, biraz şey, başka bir şey yok. Evet. Aynı zamanda Risale-i Nur bu duygularımız arasında bize neyi öğretiyor? Dengeyi. Denge öğretiyor bize. Aklı nasıl kullanırsın? Diyelim. Ve sevgiyi nasıl kullanırsın? Latifeler de katıyorum içinde. Çünkü sırf haseler desem işte beştir. Beş hasemiz var. Bazıları da buna bir tane daha katıyor. Altı ediyor. Hadesi. Yani koklama, görme, duyma, dokunma, tad alma, bir de hades. Altı oluyor. Ama zahir manada beştir bu. Bunlara havas denir. Bir de latife var. Akıl, sevgi, kin, tamah, sabır. Bunun gibi mesele diyelim. Bunlar da latifelerdir. Bu latifeler de bize verilmiş. Bunları nasıl kullanırız? Burada dengeyi nasıl sağlarız? Mesela diyelim en zor mesele duyguları tevcih meselesidir. Aklını tevcih edersin, eğitirsin. Ama duyguyu eğitmek çok zor. Duyguyu, sevgiyi eğitmek, kini eğitmek çok zor. Mesela diyelim. Kızgınlık ayrıdır, kin ayrıdır mesela diyelim. Risale-i Nur'larda detaylı bir şekilde bu var. Hani diyor ya alimleri dinledim. Sevme diyor. Mesela diyor. Sevme bana verilmiş. Sevmem lazım. Ama bu sevgiyi neye yönlendir? O önemli. Üstad Hazretleri diyor. Çoğunun bu sevginin, bu duyguların çoğunu baki meselelere, az kısmını da dünya meselelerine sarf için verilmiş. Yoksa bunu, bu akıl sana dünyayı, sırf dünyayı kazanmak için verilmedi. Diyelim. Bu kalp sırf diyelim bir insanı sevmek için verilmedi. Allah'ı sevmek için verildi. Ama insan yanlış yapıyor, kalkıyor onu başka şeylere sarf ediyor. Onun da cezasını çekiyor diyor. Evet, bu mana. Burada Üstad Hazretleri bize dengeyi öğretiyor. Ne de latifeleri kullanmada ve havası kullanmada. Aynı zamanda Üstad Hazretleri müteşabih meseleler var. Dini meseleler. Mehdi gibi, Deccal gibi. Bu meseleleri ele alıyor ve bu meseleleri en güzel şekilde izah ediyor. Çünkü İslam tarihinde bu meseleler anlaşılmamış. Ya inkar edilmiş ya da hayal ürünü gibi bir ürün olmuş. Mehdi elinde bir kılıçla çıkacak. Bu zamanda bu devletlerin arasında, bu topların arasında, bu füzelerin arasında herkesi yola getirecek. Nasıl olur bu ya? Akıl almaz bunu. Demek Üstad Hazretleri'nin dediği gibi Mehdi bir zat olacak ama bir sistem kuracak. O sistem Allahu Ekber. Bu manada şeye bakıyor yani müteşabih meseleleri Risale-i Nur İslam tarihi boyu açıklanmayan meseleleri açıklıyor. Bu kolay değil. Bakın bu Risale-i Nur'a verilmiş, ustada verilmiş bir özelliktir yani. Hakikaten de akla uygun, sünnete uygun, Kur'an'a uygun, zamanın şartlarına uygun. Yani yoksa Mehdi çıkacak, nereden çıkacak Şialara göre? Samarra'dan, şeyden, kuyudan çıkacak. Elinde bir kılıç, öyle, onlar öyle inanıyorlar. Samarra şehri var Irak'ta. Surraman Ra'a diyenler de var. Oradan çıkacak, o Melviye Samarra var ya öyle bir şey var, o şehir. Ona şeyden çıkacak, Serdap'tan. Serdap dedikleri zemin, yer altından olan şeyden, mahzenden çıkacak. Orada bekliyorlar zaten başında. Akıl almıyor, mantık almıyor buna. Ama ne oluyor? Bunu Üstad Hazretleri ilmi bir açıklama getiriyor, Kur'an'ı bir açıklama getiriyor. Çünkü Kur'an'da da geçiyor. مِنْهَا آيَاتٌ كَمَاتِ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرَ مُتَشَابِهَاتِ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَاِبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ Bunun şeyini Allah ve ilimde derin olanlar bilir manasında. O bir manada
Allah bilir, elimde rasih olanlar da derler. Bunlar hepsi Rabbimizin sözüdür. İki manası var bu ayetin. İki mana da varittir. Birinci mana, Allah ve elimde rasih olanlar bilir. İkinci mana, Allah bilir, elimde rasih olanlar da derler. Hem muhkem hem de müteşabih olan bütün ayetler Allah'tandır. Öyle iman ederiz. İki mana da varittir, ikisi de doğrudur. Evet, bu manada Üstad Hazretleri İslam tarihi boyu açıklanmayan meseleleri açıklar. Bunları açıklamada da bir mantık-ı rasine sahiptir. Yani Risale-i Nur. Çok derin bir mantıka sahiptir, bir üsluba sahiptir, bir tarza sahiptir. Aklın hakkını verir, kalbin hakkını verir, diyelim fıtratın hakkını verir, hikmetin hakkını verir. Hikmet delilleri getirir, fıtrat delilleri getirir, diyelim. Bunun gibi Risale-i Nur'larda delillerin çeşitleri var. Saysan bitmez, diyelim. Vicdan delili, diyelim. Bunun gibi. Bu manada, çünkü bazı cemaatler bu dengeyi kuramıyor. Bazıları teferruata usul kadar ehemmiyet veriyor. Bak teferruata usul kadar ehemmiyet veriyor. Sonra da ısrar ediyor. Kur'ani bir üslup değil bu. Kusura bakmayın. Evet, en basit sünnetin de dinde yeri var. Çok önemi var. Ama usule önce riayet, sonra onlara. Diyelim. Mesela diyelim önce hayatı korumak temeldir. Öyle değil mi? Sonra diyelim bazı şeyler yersin, bazı vitaminler yersin, seni güçlendirir. Sen kalkıp hayatını tehlikeye atıp biraz vitamin yiyeyim diyemezsin. Önce hayatı korumak önemlidir. Hayatı kurtarmak önemlidir. Sonra vitamini yemek önemlidir. Usta diyor önce ekmek, sonra meyve diyor. Tarikat meyvedir. Şey ise, imanı kurtarmak meselesi ise nedir? Ekmek gibidir diyor. Ekmeğe her zaman her yerde ihtiyacım var. İnsan ekmeksiz yaşayamaz diyor. Ama meyvesiz yaşayabilir, tarikatsız yaşayabilir. Ben bir gün İlim ve Kültür Vakfı'ndan bir grup gelmişti Malezya'dan. Onları Faris abi dedi yolundan at havaalanına, Atatürk Havaalanına. Tamam dedim. Aldım gittik sahil yolundan. Bana yolda sordular. Bana dediler sen Mahmud Efendi grubu hakkında ne düşünüyorsun? Dedim Mahmud Efendi grubu bizim kardeşimizdir. Aynı safta küfre karşı cihad ediyoruz. Onlar da Kur'an talebesi, biz de Kur'an talebesi. Onlar Resulullah Hazretleri'nin sünnetini ihya ediyorlar dedim. Sakali şerifleriyle, tesbihatlarıyla, dualarıyla, tarzlarıyla, eskarlarıyla, diyelim sünnete uymalarıyla. Ben bunu sayınca onların başları bana döndü dedi. O zaman sizin yeriniz nerede? Siz ne yapıyorsunuz dedi. Ben dedim bak ben söylemezdim. Sen sordun. Biz usulü koruyoruz. Usul. Usul nedir dedi. İmanı koruyoruz. Allah'a iman. Ahirete iman. Kadere iman. Peygamberlere iman. Bizim yanımızda usul sarsılmış Türkiye'de. Üstad Hazretleri tespit etmiş ehli içtihattır. Türkiye'de iman tehlikededir. İmana kuvvet vermiş. Yoksa o bir meselelerin de şeriatta elbette ki yeri var. İnkar etmiyoruz. Ama usul tehlikedeyse furu'a'dan önce ona bakılır. Biz öyle inanıyoruz. Döndü dedi ya muritler olsa gerek. Dedi gördünüz mü cevabı dedi. Cevap budur işte dedi. Hem kardeşler bizi övdü. O herhalde kendileri de ehli tarik. Çok da güzel bir cevap aldık dedi. Öyle olmamız lazım dedi. Neyse, bu manada Risale-i Nur evleviyeti var. Evleviyet. Meselelerde neye öncelik verir, neye sonralık verir mesele diyelim. Evleviyet. Bu dinde bir prensiptir, bir kaidedir. Dine hepsine ehemmiyet veririm diye bir şey yoktur. Bazı defa mesela diyelim bazı sünnetleri nafile olmuş. Neden nafile olmuş? Neden bazı sünnetler vacip olmuş?
Neden bazıları farz olmuş? Farzı terk edemezsin. Nafileyi belki terk edebilirsin. Mesela diyelim. Sünneti belki terk edebilirsin. Diyelim. Ama ondan dolayı dinde bazıları menduptur, bazıları sünnettir, bazıları vaciptir, bazıları farzdır. Mesela bu kategoriler çıkmış. Çünkü bazı yerlerde öyle sıkışırsın ki, mesela diyelim, o sünneti terk etmen senin için nimet olur. Yoksa hayatın tehlikeye girer. Mesela diyelim. Veya hayatta çok zorluk çekersin diyelim. Mesela diyelim namazı kasır etmek gibi. Diyelim bazı mezheplerde cem'i var, cem etmek gibi. Diyelim orada bir ruhsat tanınmış sana. O ruhsatı kullanma. Ben kullanmıyorum. Sen bilirsin. Ama Allah o ruhsatı vermiş. Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُقْعَذَا بِرُخَصِهِ Allah verdiği ruhsatları almanızı sever. Uygulamanızı sever. Evet, devam ediyoruz. Sonra demeyin namazımızı geciktirdim. Evet, bu manada Risale-i Nur cemaatlere bakar, şeylere bakar. Hatta felsefeye bile öyle bakar. Hatta Avrupa'ya bile öyle bakar. Diyelim toptancılık yapmaz. Yani diyelim Avrupa'nın iyi taraflarını alır, kötü taraflarına hücum eder. Elin kırılsın, beşeriyetin başına bela oldun diye şeyler söyler. Yoksa hepsini aynı kategoriye koymaz. İstisna eder diyelim. İyilerini istisna eder, kötülüklerine saldırır. Her cihette öyledir. Ve Kur'an'ın mesela insana çok saygısı var. Kur'an insana saygı verir, yapar, saygı verir. Mesela diyelim, ya eyyüel insan, ey insan, Kur'an diyor mesela. Hatta ey kafir, ey kafir, öyle sert bir laf söylemez. Kul ya eyyüel kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ey kafirler, biz sizin diye ibadet ettiklerinizi etmeyiz. Siz de bizimkilere etmezsiniz. Öyle bu tarzda. Ya eyyüel, ya nidadır. İki tane şey getiriyor yan yana. Biri ya, biri eyyüha. Ya eyyüha, eyler, ya eyler, ya kafirler. Öyle bu bir ya nidadır. Nida da şeydir, akıllı birisi için olur. Yani diyelim, şuurlu birisi için olur. Manasında kullanılır. Ya, sen hayvana ya demezsin. Ya hayvan. Mesela onun için ya eyyüel insan, ey insan. Çünkü insanın aklı var, şuuru var, mantığı var. قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ Aynı şey geçerli. Yani Kur'an-ı Kerim'de ister insan kafir olsun, ister mümin olsun, Kur'an, Allah değer verir ona. İnsanlığına değer verir, küfrüne değil. İnsanlığına değer verir. Çünkü o vasfı taşıyor. Zaten bütün insanlar Peygamber Efendimiz'in ümmetidir. İki çeşit ümmetidir. Ya ümmeti da'vadır, ya ümmeti isticabedir. Ümmeti da'va, yani onları dine davet ediyor Peygamber Efendimiz. Bütün insanlığı. Bunlar ümmeti da'vadır. Bütün insanlık ümmeti da'vadır. Abu Cehil'den tut, Firavunlara kadar hepsi ümmeti da'vadır. Bir de ümmeti isticabe var. Yani isticabe etmişler. Dine gelmişler, İslamiyet'e girmişler. Biz onlardanız mesela, bu cemaat burada diyelim. Onlardandır. İsticabe etmişler Peygamber Efendimiz'in davetine ve dine girmişler. Ama uymayanlar da ümmetil davadır, ümmetil isticabe değil diyelim. Onlara da dine girene kadar saygılıyız biz. Öyle şey değiliz yani. Bu mana. Bu manayı çok kullanıyorum. Sungur abi çok kullanırdı çünkü. Ben de onun çok derslerine katıldığım için ondan gelmiş bana. Evet. Burada isterseniz, çünkü uzun bir konuya giriyor. Şey, medeniyet konusu. Kur'an medeniyeti ile küfür medeniyeti konusu. Ne kadar Kur'an'ın medeniyeti derin bir medeniyettir. Bakın Üstad Hazretleri bu zamanda en önemli meselelerden birisi, çok yazarlar, İslami yazarlar Avrupa'ya, bunlar kafirdirler, bunlar pisliktirler, bunlar ahli dalalettir, bunlar şöyledir, bunlar böyledir. Hep hücum ettiler. Üstad öyle hücum etmedi. Üstad ne yaptı? Üstad İslamiyet'in medeniyetini onların gözü önüne serdi.
Bu bizim medeniyetimizdir. Sizin medeniyetiniz nasıl? Bizim medeniyetimizde hak esastır. Sizin medeniyetinizde kuvvet esastır. Bizim medeniyetimizde fazilet esastır. Sizin medeniyetinizde menfaat esastır. Mesela diyelim. Bunun gibi noktalar ki biliyorsunuz bunları. Bunun gibi noktaların içinden İslam medeniyetini arz etti, gösterdi. Yani iki tane medeniyet var önünde. Bir tanesi şöyle, bu İslam medeniyeti. Bir tanesi de böyle. Bir tanesi insana menfaat için bakıyor. İnsanı kölesi görüyor. Avrupa'da olduğu gibi, Afrika'yı yedikleri gibi, ettikleri gibi, çaldıkları gibi, çırptıkları gibi. Bir de İslam medeniyeti var. Hiçbir kimsenin malında gözü yok. Hiçbir kimsenin ona unsuriyet olarak bakmıyor. Hepsi kardeş olarak bakıyor. Çünkü onlarda unsuriyet temeldir. İslamiyet'te iman temeldir. İnne ekremekum indallahi etkakum. Takva esastır. Esas değil. Neyse bunlar çok uzun meseleler. Ama hakikaten bu zamanda İslami cemaatlerin içinde, fikirlerin içinde İslami medeniyeti ortaya koyan sırf dört başı mamur ustadır. Risale-i Nur'dur. Bu manada bulamazsın başkasını. Bu özellik Risale-i Nur'a verilmiş. Çok önemli bir meseledir bu. Onun için Avrupa'da İslamiyet'e gelenler çoğunlukla Risale-i Nur kanalıyla geliyorlar. Mesela diyelim İsmail Cabi'nin hanımı gibi, Şükran Vahide gibi, Mary Wood gibi diyelim. Onlar hep o yoldan gelmişler veya şey gibi, neydi o zaten adı? Colin Turner gibi mesela diyelim. Bunun gibi. Hep o yoldan veya bir tanesi vardı İhsan abiyle Faris abinin elinde Hollandalıydı. Vatan Caddesi'nde Michel. Müslüman oldu. Mesela onun gibi. Çok var. Sayısan bitmez. Bunlar gibi hep bu yoldan geliyorlar. Çünkü var onun gibi çoklar var. Bunlar çünkü ehli medeniyettir. Ehli ilimdir. Ehli mantıktır. Bunlar şeyle kinle işleri yok. Bunlar taassupla işleri yok. Onun için bunların da çoğu Türkiye vasıtasıyla imana geliyor. Mesela diyelim Arapistan vasıtasıyla değil. O taraftan değil. Diyelim Cezayir'den gelenler var. Neden? Çünkü Cezayir'de Fransız medeniyeti hakimdi. Dili hakimdi. İslamiyet oradan çok kimseleri İslamiyet'e getirdi yani diyelim. Ama taassup olursa orada gelmez. Sen ya benim dinime girersin ya da kafirsin. Senin cehennemdesin. Adama önce bir cehennemlik ettin. Adam nasıl seni dinlesin? Önce bir değer ver ona. Kur'an değer veriyor insana. Neyse ben burada kısa keseyim. Çünkü namazımız tehlikeye girmesin. Eğer şeyse devam ederiz dersten sonra. Eğer yoksa da başka zaman devam ederiz. اللهم اجعلنا من الشاكرين والعابدين والحامدين ومن طلاب النور ومن طلاب استاذنا بديع الزمان سعيد المرسي اللهم ارحمه رحمة واسعة واهدينا هداية كاملة يا ارحم الراحمين واغفر للجماعة الحاضرين والغائبين من المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين امين امين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة